Güney Mesarya bölgesi bisikletçisi Burak Cömert 2021 sezonu Kuzey Kıbrıs Master bir erkek kategorisi zamana karşı yol bisiklet yarışını şampiyon olarak tamamladı. Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs 2021 Master 1 kategori zamana karşı yol bisiklet yarışının 18.4 kilometrelik parkurunu 25.14'lük dereceyle tamamlayan Buğra Cömert Master 1 erkek kategorisinin şampiyonluğunu kazandı. Aksa Süper Lig'in 3. hafta kapanış maçında karşı karşıya gelen Yeni Cami ve Lefke bir birlik skorla berabere kaldı. Konuk ekip Lefke'nin golünü Kasım Taman penaltıdan Yeni Cami'nin golünü ise Fırat Ersalan kaydetti. 3. hafta sonunda Lefke 4 puanla 11, Yeni Cami ise 3 puanla 12. sırada yer aldı. 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveçle karşılaşacak Türkiye Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kunz yönetimindeki ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Seyahat programları nedeniyle kampa geç dahil olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Orkun Kökçü ve Sinan Bolat ilk antrenmanda yer almadı. 2021 yılı plaj güreşi turnuvalarının sonuncusu İskele Belediye Plajı'nda yapıldı. Turnuva sonunda bir konuşma yapan Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, katkılarından ve güreşe verdikleri destekten dolayı İskele Belediyesi'ne teşekkür etti. Öznacar ayrıca İskele Belediyesi'ni temsilen Sefa Kuru Kafaya ve İskele Kaymakamlığı'nı temsilen Cemile Kod e teşekkür plaketi takdim etti. Turnuvada 4 kulüpten toplam 57 güreşçi yer aldı. Skid Trap Güzel Yurt Kupası ile Ömer Kolozali Olimpik Paralimpik Havalı Silahlar Kupası'nın birinci etabı tamamlandı. Doğancı poligonunda gerçekleşen Skid Veteran kategorisinde Taner Özberkan 125 atışlık puanlama serilerinde 106 vuruş puanıyla Yeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Veteran Erkekler Rekoru sahibi oldu. Kupada Trap Branşı 9-10 Ekim tarihlerinde Doktor Fazıl Küçük Poligonu'nda yapılacak. Ömer Kolozali Olimpik Paralimpik Havalı Silahlar Kupası ise 9-10 Ekim tarihlerinde Ukü Arena'da devam edecek. Müzik Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Süper Ligi'nde Fraport Tav Antalya Spor Teknik Direktörü Ersun Yanal'la yollarını ayırdı. Medipol Başakşehir'de ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edilmesinin hemen ardından göreve başlayan teknik direktör Emre Belezoğlu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Müzik Formula 1'de 2022 takviminde rekor düzeyde 23 yarış düzenlenecek ve 3'te biri sprint yarışlarında oluşacak. F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada Formula 1 sezonu gelecek yıl Mart ortasında başlayıp Kasım ortasında son erecek bilgisini verdi. Bu yıl 22 yarışın 15'inin tamamlandığını hatırlatan Domenicali, 2022'de bu yıldan bir yarış daha fazla düzenleyeceklerini açıkladı.